gerek televizyon ekranında açık oturumda konuşmak suretiyle, gerekse radyoda yaptığı konuşmalarla açıkça İslam dinine küfreden, İslam'ın haram ettiği şeylere helal diyen, mukaddesatımıza saldıran, camilerimizi, cemaatlerimizi hor gören, Müslümanlara yobaz diyen, Müslümanlara gerici diyen, dini tedrisata sağ dışı eğitim diyen, gerici eğitim diyen, Müslümanın ezanı Muhammedisiyle alay eden, ezan okunmasın diyen, İmam hatipler kapansın diyen ve böylece kafir olduğunu ortaya koyan bir adam öldüğü zaman onun cenazesini, onun leşini, onun ölüsünü Fatih Camii Şerifi'nin musalla taşına getirdikleri zaman bunun cenaze namazı kılınmaz, bunu kaldırın götürün diye söylemeye hürriyetimiz yok bizim bugün. Müslüman sen bu durumdasın. Daha niye birbirini çekiştiriyorsun? İşte hepiniz görüyorsunuz Fatih Camii'nde, Osmanah Camii'nde, Şişli Camii'nde adam hayatta bir sefer alnı secdeye gelmemiş. Hayatta bir sefer Allahu Ekber dememiş. Hayatta bir sefer abdest almamış. Hayatta bir sefer Muhammedun Resulullah dememiş. Ömür boyu Müslümanlara hakaret etmiş. Ömür boyu ehli sünnet ve cemaat Müslümanlarına sataşmakla devam etmiş. Bir gün bir cuma ve bayram namazında Müslümanların arasında görünmemiş. Secde-i Rahman'a yüzü inmemiş. Bu adam ölür ölmez cenazesini musalla taşımıza getirip musallat etmiyorlar mı? Ve sen bunun cenaze namazı kılınmaz diye bir hürriyet ortaya koyamıyorsun. Efendim fitne çıkarmış, bilmem ne, bu fitne değil mi? En büyük fitne İslam'a küfreden bir adamın cenaze namazını kılmaktır. Namazla oyuncak gibi oynanıyor. Ve hem sonra görüyorsunuz o musalla taşına getirilen etrafında da bir sürü çelenk, melek, çiçekler, miçekler dolandırılan o cenazenin öz çocukları, o musalla taşına konan cenazenin öz çocukları, akrabası, ahbapları, arkadaşları, efendim mektepliler, memurlar, şunlar bunlar cenazeyi oraya koyuyorlar, kendileri geriye çekilip ahmak Müslümanların onun namazını kılmasını seyrediyorlar. Onlar kendileri namaz kılmıyorlar. Memleketin hali budur. O ölen mevtaya sormalı. Ey musallate taşına gelen belalı insan, sen hayatta çocuğuna namaz diye bir şey öğretmemişsin. Sen ahbaplarına ve arkadaşlarına namaz diye bir şey öğretmemişsin. Sen namazsız yaşamışsın. Senin namazın kılınmaz. Ey tabut, defol git buradan diye kimse söyleyemiyor. Böyle şey olur mu kardeşim? Fikir hürriyeti varsa ve diyorum, bilmem öğretmenler teşkilatı kalkar, bu memlekette Kur'an kurslarıyla İmam Hatip okulları kapatılsın diye söyleyebiliyorsa, onlara bu hürriyet verilmişse, ben de bunları söylemenin hürriyetine kavuşmak istiyorum ve söyleyeceğim. Mutlaka söyleyeceğim. Ehli iman, ehli iman, ehli İslam davasına sahip çıksın. Gayeye sahip çıksın. Çekişmesin, dövüşmesin ve en ufak bir şekilde fitneye, fesada meydan vermesin. Allah'ın lütfuyla bütün davalarımızı açık açık şu kürsüden meydana koyup tam bir dünya vicdan hürriyeti elde edinceye kadar kanun yoluyla mücadeleye devam edeceğiz.